Herkese merhaba arkadaşlar, ben psikolojik danışman Serdar Ergün, yeni bir burs haberiyle karşınızdayım. Bu videoda size VGM yani Vakıflar Genel Müdürlüğü bursundan bahsedeceğim. 2023-2024 eğitim öğretim yılı burs miktarları belirlendi VGM tarafından. Ayrıca ortaöğretim burs başvuru tarihleri belli olurken yüksek öğretim başvuru tarihleri ise şarta bağlandı. Öncelikle VGM burs miktarından bahsedelim. Ortaöğretim bursu bu yıl 750 TL olarak ödenecek ve 9 aylık bir süreyi kapsayacak. Yüksek öğretim bursu ise 8 ay boyunca aylık 1250 TL olacak şekilde ödenecek. VGM burs başvuru tarihi ise ortaöğretim öğrencileri için 1 Ekim 15 Ekim tarihleri arasında olacak. Yüksek öğretim burs başvurularına baktığımızda ise YKS ve DGS ek yerleştirme işlemlerinden sonra belirlenecek şeklinde bir duyuru yapıldı. Yüksek öğretim bursu başvuruları başladığında bu kanalda bilgilendirme yapacağım. Eğer haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilir ve beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. VGM bursu ile ilgili diğer önemli bilgiler ise şunlar. Öncelikle KYK bursu ve VGM bursu aynı anda alınamıyor arkadaşlar. Eğer KYK bursu alıyorsanız ya da yeni başlayan öğrencilere KYK bursu çıktıysa VGM çıkmıyor. Ama tavsiyem iki bursa da başvurun. Çünkü VGM KYK burs sonuçlarının açıklanmasını bekliyor ve ardından sonuçlarını açıklıyor. Bu durumda eğer size KYK bursu çıkmazsa VGM bursu çıkabilir. Bu nedenle şansınızı iki tarafta da deneyin. KYK bursuyla aynı anda alınamıyor demiştik. Ama KYK kredisi çıkarsa, yani geri ödemeli KYK çıkarsa VGM bursu çıkabilir. Ve ikisini aynı anda alabilirsiniz. VGM'de KYK gibi bir devlet bursu miktar olarak KYK'dan daha düşük ama dediğim gibi şansınızı deneyin yine de. Sonuçta KYK'dan burs çıkacağının bir garantisi yok. 1250 TL VGM bursu almak da hiç yoktan iyidir. Karşılıksız geri ödemesiz bir burstan bahsediyoruz sonuçta. Bence ihtiyacı olan her öğrenci başvurmalı. Başvurular ise VGM internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Başvurular başladığında bu konuda bilgilendirmem olacak. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar da. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sizin merak ettiğiniz konular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.